Sayfamıza hoş geldiniz. Bugün cinsel şurubumuzu tanıtacağız sizlere. Önce Ramazan bize kendini tanıt bence. Ben 25 yaşındayım. Gencim, güzelim, alımlıyım. Oo. Görüldüğü üzere. Ay kızlar falan diyormuşum. kendim bilgisayar bölümü mezunuyum. Web tasarım bölümü mezunuyum. Ayrıyetten İzmir Çeşme'de gastronomi bölümünü okudum. Kaç? 2 sene kadar. Oradan çıktım. Şu anda da aşçılık yapıyorum zaten. Aileme katkı amacıyla bu tür işlerle ilgileniyorum. Nasıl diyeyim size? Ailem bu şekilde tavsiyelerde bulundum aileme. Onlar da nasıl yapılabileceğini falan söylediler. Ben de onlara gerekli olan malzemeleri, otları olsun, ondan sonra diğer kaynak malzemeleri olsun, onları sağlamakla mükellef bir insanım. Evet, teşekkür ederiz. Bize ben katkınız büyük. Şimdi ginseng şurubumuz ne işe yarıyor? Ginseng şurubumuzun içinde ne işe yaradığını söylemeden önce öncelikle içinde neler olduğunu söyleyeyim. Arı poleni var, arı sütü var, içinde karanfil var, çamşat otu var, çakratçı otu var, keçi boynuzu var içinde. Ve benim aklımda çoban çökerten otu da var. Ginseng otu var. Ginseng otu var. Ben aklımda bazı şeyleri fazla tutamıyorum. Kusuruma bakmayın. Annem arkadan beni destekliyor. Çünkü çok fazla şey düşündüğümüz için insan olarak fazla şey yapamıyorum. Ginseng şurubumuz nasıl diyeyim size? Bu erkeklerin sürekli ilerleyen yaşlarda olduğu sorunlar, sertleşme problemi, erken boşalma şeyleri, ereksiyon problemler oluyor. Bu ginseng şurubumuzu onun için yaptık biz. Erken boşalmalara çözüm olaraktan, sertleşmeye problem olaraktan. Siz diyeceksiniz ki macunlar var, ilaçlar var. İlaçların içinde malum kimyasal var. Bizim ginseng şurubumuz içinde kimyasal olan hiçbir şey yok. Çünkü hepsi doğada yetişen. Biz bu doğadaki ürünleri alıp kendimiz hazırlayıp kaynatıp içine malzemelerini hazırlayıp kendimiz hazırladığımız, kendi el emeğiyle yaptığımız ürünler var. Bu macunlarda, ilaçlarda baş ağrısı oluyor. Hepinizin bildiği üzere. Kullanmıyoruz demeyin, kullanıyorsunuz. Biz bile muhabbetini yapıyoruz bazen arkadaşlarımızla, genç olmamıza rağmen. Biz bunun içine baş ağrısını önlemesi için karanfil koyuyoruz. Karanfil malum üzere ağrı kesici bir etkisi oluyor. Baş ağrısı, diş ağrısı genelde o yönde çözümlerde kullanılıyor. Ben ginseng şurubunu size tavsiye ediyorum. İlerleyen yaştaki abilerim, amcalarım, dayılarım için tavsiyem bu yöndedir. Macunlardan ve kimyasallardan uzak durun lütfen. Bu ürün zaten Ramazan tamamen doğal biliyorsun. Evet. Hiçbir içinde kimyasal yok, katkı maddesi yok. Ve bu saydıkların harici içinde 15 çeşit daha bu yönde katkılı. Ben de tutamıyorum. İçinde fındık, ceviz, ya her kaju, türlü şey var. Badem, bal. Her şey var yani içinde. Çok şey var. Onun için tamamen ben gençlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. Neden dersen çünkü kullandıkları İlerleyen yaşlarda problem yaşamamaları için. Şekilde. Evet. Onun için çok teşekkür ediyorum Ramazan Asistan. Ben teşekkür ederim. Ailene katkıda bulunduğu için ayrıca seni öpüyorum.